Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Dani Welbeck. Evet, Dani Welbeck serbest oyuncu statüsünde bildiğiniz üzere ve oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşamayan Dani Welbeck Fenerbahçe'nin gündeminde diyebiliriz. Biz de oyuncunun ilk önce FM 2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Dani Welbeck'i alacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 2018-2019 kadrosu içine koyacağız. Bakalım o kadrodaki oyunculardan formayı almış mı? Aldıysa nasıl bir performans göstermiş? Onu inceleyeceğiz. Evet, Welbeck şu an dediğimiz gibi sözleşmesi Arsenal ile bitti ve serbest oyuncu statüsünde. 27 yaşında, aslında çok da yaşlı değil Dani Welbeck. Bildiğimiz bileli futbol dünyası içinde yer alan bir adam olması sebebiyle belki bazı futbol severlere yaşlı gelebilir ama yaşı gayet uygun. 26-11-1990 doğumlu. 28,5-29 yaşına girmek üzere diyebiliriz. 40 maçta 16 golü var İngiltere milli takımındaki hiç fena bir maç başı gol ortalaması değil. 14 kez de U21 maçı forması giymiş ve 5 gol kaydetmiş durumda. Pozisyonlara baktığımızda arkadaşlar, evet, oyuncunun en verimli olduğu mevki olarak kanat forvet, sol kanat forvet hücum gösteriliyor. Santrafor'da da çalışkan forvet hücum, yaratıcı forvet hücum ve komple forvet hücum mevkilerinde başarıyla görev yapıyor arkadaşlar. Biz onu forvet mevki için değerlendirelim. Çünkü Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirebilirse Welbeck'ten forvette yararlanacağını tahmin ediyorum. Evet, biz onu çalışkan forvet hücum rol ve görev değerlendireceğiz. 1,85 boy, 73 kilo ağırlık, kullandığı ayaksa kişilik oldukça profesyonel, medya gözünde kanat oyuncusu, boş alanlara koşu yapan, offside taktiğine yakalanmamaya çalışan ve verkaç yapan bir oyun tarzı var. Evet, fiziksel özelliklere baktığımızda çeviklik 15, dayanıklılık 15, denge 15, güç 14, hız 15, vücut hızlanma 17, vücut zindeliği 15 ve sıçrama 14. Gerçekten bence çok iyi fiziksel özellikler diyebiliriz. Hem kanat forvet olarak hem de forvet oyuncusu olarak. Yani çeviklik çok önemli bence bir forvet oyuncusu olarak ve 15 gayet iyi bir rakam. Dayanıklılık, denge, güç açısından hiçbir sıkıntısı yok. Hız ve hızlanması muazzam. Vücut zindeliği burada 15 diyor ama Welbeck çok sık sakatlanan bir oyuncu. Zaten kariyerinin bu noktaya gelmesinde sakatlığının da çok büyük etkisi olduğunu söylemek mümkün. Yani bir türlü o devamlılığını sağlayamadı. İyi başladığı sezonlarda bile yaşadığı sakatlıklardan dolayı sıçrama 14'te gayet yeterli. Zihinsele bakalım. Agresiflik 11, cesaret 14, çalışkanlık 16, karar alma 13, kararlılık 14, konsantrasyon 12, liderlik 4, ön sezi 12, özel yetenek 15, pozisyon alma 8, soğukkanlılık 12, takım oyunu 15, top salon 14 ve vizyon 12. Şimdi bir forvet için önemli olan özellikler: top salon 14, hiç fena bir rakam değil. Takım oyunu 15, gayet iyi. Takım oyununa uygun bir oyuncu. Zaten çalışkan forvet en verimli olduğu rol. Soğukkanlılık 12, birazcık daha iyi olabilirdi. Keza ön sezi 12'nin de birazcık daha iyi olması beklenebilirdi. Konsantrasyon 12 yeterli. Karar alma 13 yeterli. Çalışkanlık 16 çok iyi. Cesaret 14 ve agresiflik 11. Yani fiziksel özelliklerine göre birazcık daha düşük seviyede diyebiliriz zihinsel bakımdan genel anlamda. Ama yine de yeterli zihinsel özelliklere sahip Dani Welbeck. Tekniğe gelelim arkadaşlar. Evet, uzun taç 3, uzaktan şutu bayağı zayıf 8, top kapma 6, teknik 14, serbest vuruş 4, penaltı 10, pas 11, orta yapma 9, markaj 6, köşe vuruşu 5, kafa vuruşu 13, ilk kontrol 13, dribling 14, bitiricilik 14. Şimdi forvet için neye bakıyoruz? Tabii ki bitiricilikle kafa vuruşuna. Bitiricilik 14, kafa vuruşu 13. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Dani Welbeck'ten daha iyisini beklemek gerekiyor. Ama yine de kötü rakamlar olmadığını da söylemek lazım. Dribbling 14 gayet yeterli. Pas 11, teknik 14'ün de yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama duran toplar ve top kapması bayağı zayıf olduğunu söylemek mümkün. Yani profilin geneline baktığımızda Dani Welbeck kalitesi tartışılmaz arkadaşlar. İngiltere'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerini Arsenal'de geçirmiş. İyi sezonları oldu. Sakatlık yaşadı. Geri dönüşü çok mümkün olmadı. İyi bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil. Özellikle Türkiye Ligi'nin fiziksel gücüne baktığımızda fiziksel olarak Türkiye Ligi'nde rakip savunmaları oldukça zorlayacak bir oyuncu profiline sahip. Birazcık daha bitiricilik, kafa vuruşu belki iyi olabilirdi ama ben yine yeterli olduğunu düşünüyorum. Sol kanat forvet de oynayabiliyor arkadaşlar. Sol kanat forvet de oynayabiliyor. Bu da çok ciddi bir avantaj. Hatta sağ kanat forvette bile oynamayı imkanı verebiliyor profil bize. Açıkçası çok yönlü bir oyuncu. Bunu diyebiliriz. Evet, bakalım Ajax Scout raporları neler demişler. Şu an Eredivisie seviyesinde harika oynar. İyi bir transfer olabilir demişler. Mevcut yetenek 3,5, potansiyel yetenek 3,5 ve 68 tavsiye puanı ile ki iyi bir tavsiye puanıdır. Teknik ekibi olumlu referansa bulunmuş Ajax Scout'ları. Eksi olarak dil öğrenmesi gerekiyor. Evet, sakatlığa meyilli bir oyuncu sayılır. Evet, en ciddi zaten sıkıntısı sakatlanma riski arkadaşlar.
Yani bugün Danny Welbeck'in sakatlanma riski olmasaydı bambaşka bir kariyerle karşımızda olabilirdi. Evet, bakalım diğer zayıf özelliği, ceza sahasının köşesinden vurulan toplarda sıkıntı yaşayabiliyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olacak biri değil demişler. Artılar: başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Çok hızlı bir oyuncu, birden hızlanma yeteneği onun hızlı bir oyuncu olmasının temelini oluşturuyor. Çok yönlülüğü, milli takım tecrübesi oldukça fazla, profesyonelce hareket eden bir oyuncu, büyük maçlarda oynamayı seviyor. İstikrarlı bir oyuncu sol kanat pozisyonu için eğitilebilir demişler. Evet, bakalım FM editör rakamlarına. Evet, 141-160. Gerçekten işte gördüğünüz gibi potansiyel yetenek, Dani Welbeck'in potansiyeli tartışılmaz. 160 çok iyi bir rakam, gerçekten potansiyel yetenek rakamı. Ama günümüzde bu rakama ulaşamadı arkadaşlar. Yaşadığı sakatlıklar, sürekli olmaması bu rakama ulaşmasını engelledi. Mevcut yetenek 141'de gördüğümüz üzere. Ya artık yaşı da geldi. Futbolun son baharına doğru yavaş yavaş giriyor. Yani bu mevcut yetenek rakamı çok fazla potansiyel yetenek rakamına doğru gelişmeyecektir. Ama yine de şu rakamlar bile bence Fenerbahçe için ideal rakamlar. Yani Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu için gerek sol kanat forvet mevki ya da santrafor mevkisi için yeterli rakamlar demek mümkün. Şöyle bir sakatlık geçmişine bakalım isterseniz. İşte gördüğünüz üzere gerçekten sakatlanan bir oyuncu. 2015'te diski kırdağına darbeden 9 ay, 2016'da diski kırdağına darbeden 8 ay, 2020'de diz bağlarının 2020 nasıl 2010'da pardon diz bağlarının zorlanmasından 4 ay gibi çok ağır 3 tane sakatlığı var. Hatta 6 hafta 6 hafta 6 hafta 5 hafta gibi sakatlıkları var. Yani kaderini en olumsuz etkileyen şeyler bu sakatlıklar oldu arkadaşlar. Özellikle dizde sıkıntısı var Danny Welbeck'in. Kariyerine bakalım şöyle kısaca bir kariyerine. Manchester United'tan çıkıyor biliyorsunuz. Manchester United'tan Preston var. Yine Manchester United ve 2014-2015'te Arsenal'e transfer oldu. Orada 4 sezon oynadı. İlk sezon 25 maç 4 gol. İkinci sezon 11 maç 4 gol. Üçüncü sezon 16 maç 2 gol. 2017-2018'de 28 maçta 5 gol attı. 2018-2019'da çok fazla forma şansı bulamadı. Aubameyang ve Lacazette arkasında kaldı. Sönük kaldı. Yine sakatlıklar yaşadı. Ciddi sakatlık yaşadığını biliyorum. O yüzden rotasyon oyuncusu oldu ve artık Arsenal'de onunla yolları ayırdı. Dani Welbeck'te şu an serbest oyuncu statüsünde. Tabii oyuncunun serbest oyuncu statüsünde olması transferin en büyük avantajı diyebiliriz. İngiliz pasaportu var. İngiliz futbolcuların çok Türkiye Ligi'ne gelmediğini görüyoruz ama şu an kendi coğrafyasından da teklif alsaydı anlaşabilirdi. Herhangi bir talibi yok. Hala boşta bu transfer. Bu yüzden gerçekleşebilir. Sakatlığı en büyük riski, onun dışında çok yönlü oynaması ve kalitesine denecek gerçekten bir şey yok. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse bence takıma çok büyük bir güç katacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi Dani Welbeck'i aldık. Fenerbahçe'nin 2018-2019 kadrosuna koyduk ve oyunu bir sene simüle ettik. Bakalım geçmiş kadrodaki hücum oyuncularından formayı almış mı? Aldıysa nasıl bir performans göstermiş, ona bakacağız. İşte Fenerbahçeli Dani Welbeck'in 2018-2019 performansı. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Welbeck neler yapmış Fenerbahçe'de. Ben ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Dani Welbeck'in bakalım nasıl bir sezon geçirmiş. 36 maç, 1 yedek, 35 ilk 11 olmak üzere 12 gol, 1 asist, 4 kez maçın adamı, sarı kart veya kırmızı kart görmemiş. %63 pas isabeti, %48 şut isabeti, 8 faul ve 6.91 oyuncu puanı ortalamasını yakalamış Dani Welbeck. Süper Lig'de 26 maçta oynamış arkadaşlar. 25'e 11, 10 gol, 1 asist, 3 kez maçın adamı. %62 pas isabeti, %50 şut isabeti ve 6.90 oyuncu puanı ortalaması. Türkiye Kupası'nda 2 maçta golü veya asist yok. 6.70 oyuncu puanı ortalaması. Uluslararası maçlarda ise 8 maçta 2 gol, 1 kez maçın adamı ve 6.99 oyuncu puanı ortalamasını yakalamış Dani Welbeck. Yani ortalama bir performans gösterdiğini söylemek mümkün arkadaşlar Dani Welbeck'in. Tabii gol rakamına baktığımız zaman birazcık daha üstte olmasını beklerdik ama kötü bir rakam da değil. Yani ligde özellikle 26 maçta 10 gol kötü bir rakam değil. Welbeck için genelde de 12 gol kötü bir rakam değil. Fenerbahçe sezonu kaçıncı sırada bitirmiş? Tabii onunla da alakalı bir durum arkadaşlar bu. Fenerbahçe sezonu arkadaşlar 3. sırada bitirmiş, 48 gol atma bilmiş. Sadece 48 gol atarken Dani Welbeck bunların 10 golü, 10 tanesini
tanesini atmış. Bu açıdan önemli bir yani önemli bir skora katkı yaptığını söyleyebiliriz Danny Welbeck'in. Özelliklerine de şöyle bir göz atalım isterseniz. Özellikleri herhangi bir değişiklik söz konusu mu ona bakalım. Özellikleri hemen hemen özellikleri birebir aynı. Yani bir düşüş bir artış söz konusu değil. Hala fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Zihinsel anlamda da yeterli. Teknik olarak da iyi bir oyuncu. Yani kötü bir oyuncu. Zaten Danny Welbeck'in kalitesi belli arkadaşlar. Yani sakatlık sıkıntısı yaşamasaydı şu an bambaşka noktalarda olabilecek bir oyuncu. Ama devamlılığı olması lazım işte. Yani Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Gerçekten sağlar ben geleceğini gelirse eğer fayda sağlayacağını düşünüyorum ama işte bu hem sakatlık sıkıntısı hem de maç pratiği önemli. Devamlılığını sağlaması şart. Devamlılığını sağlaması şart. Bakalım editör rakamları 139-160 yani biraz düşüşte olduğunu söylemek mümkün. Düşüşte ama gerçekten işte o potansiyel yeteneğine ulaşsaydı Dani Welbeck şu 160 rakamına yaklaşsaydı çok farklı şeyler konuşurduk şu an kendisi hakkında. Evet, Dani Welbeck Fenerbahçe bir dakika sakatlık geçirmiş mi ona bakalım. Bir dakika. Sakatlık geçirmiş mi? 2019'da geçirmiş arkadaşlar. 2 gün, 2 hafta, 3 gün diz zedelenmesi 2 gün. 26-10-2018'de 6 hafta. 18.09.2018'de 3 gün. Yani yine sakatlık geçirdiğini görüyoruz. Yani çok ağır değil. Belki bir tane ağır sakatlığı var ciddi 26-10-2018'de. Sırtta stres çatlığı 6 hafta. Yani yine sakatlık yaşamış arkadaşlar. 6 hafta 2 hafta dediğiniz zaman kafadan 2 ay ediyor zaten. Yani 2 ay dediğiniz zaman 10 tane maça tekabül eder. Bu yine sakatlık yaşamış. Bu riski var. Kaliteli bir oyuncu ama sakatlık riskini de barındıran bir oyuncu. Dani Welbeck. Evet Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri Dani Welbeck'i inceledik ki ben sakatlık yaşamazsa Fenerbahçe'ye çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ama sakatlık riski de olan bir oyuncu arkadaşlar. Bu transferin en büyük riski sakatlık riskini taşıması zaten. Ama gelirse yani farklı bir oyuncu, tribünlerle de iletişimi kuvvetli olan bir oyuncu olacaktır tahminimle ve başarılı bir performans sergileyeceğini de düşünüyorum. Evet bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.